Dış piyasa programına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bugün de Credit Suisse'in aslında ortağının bankaya daha fazla yardım etmeyeceği haberiyle birlikte Avrupa'da bankacılık endeksinin aslında çalkantısıyla başladık efendim. Bu arada ABD tarafında datalar da geliyor ki burada aylık bazda 0.1'lik bir düşüş yaşandı ki beklentinin burada 0.3 olduğunu belirtelim. Önceki rakamda 0.7 oranında artmıştı. Verinin detaylarına baktığımız zaman da sonrasında dolar endeksinde bir miktar toparlanma oldu. Çünkü Credit Suisse haberleri özellikle hem Euro'yu hem de Avrupa'daki bankacılık endeksini negatif yönde fiyatlıyor. Dolayısıyla da FED'e dair beklentiler yumuşamış olsa dahi yine de bakıldığı zaman dolar endeksi düne nazaran %1'in üzerinde arttı diyelim efendim. Evet, Credit Suisse ile ilgili öncelikle gelişmelere bakalım. Avrupa'da şu anda tam anlamıyla bankacılık endeksi kıpkırmızı ve ABD tarafında da bir taraftan da Şubat ayına dair üretici fiyat endeksi açıklanıyor. Üfe iyi geldi. Aslında TÜFE tarafında da beklentilerin dahilinde bir önceki dataya göre azalış kaydedilmişti. %6 olarak duyurulmuştu ve ÜFE tarafı da ABD tarafında enflasyonun bir miktar daha yavaşladığını gösteriyor. Ancak yine de %2'lik enflasyon hedeflemesine oldukça uzak bir tablo çiziyor efendim. Credit Suisse ile ilgili gelişmelere geçecek olursak İsviçre Merkezli Banka uzunca bir süredir bildiğiniz gibi zor durumda. Mali açıdan çok zor durumda ve en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacakları duyurması ardından bankanın hisse senedi fiyatında düşüşler tam %25'e günlük bazda ulaştı ve satış baskısı piyasa geneline de şu anda yayılmış durumda. ABD tarafında başlayan bankacılık krizinin etkileri aslında bir taraftan da genişlemeye devam ettiriliyor. Bildiğiniz gibi Silicon Valley Bank'ın batması sonrası aslında bir sistemik kriz olmayabileceği beklentisi vardı ama öncesinde Credit Suisse'in finansalları çok zor durumdaydı. Üzerine bir de tabii ki Silicon Valley Bank'ın batması ile birlikte Credit Suisse de şu anda en istenmeyen tablo oldu ve bakıldığı zaman bu son 10 yıllık grafik neredeyse hisse senedi değerini %90'dan fazlasını vermiş oldu efendim. Tabii bu tarafta yapılan açıklamalarda Avrupa'da risk algısının had safhaya çıktığını belirtiyor ki Saudi Ulusal Bank'ın başkanı Amar El yaptığı açıklamada Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan bir panik satışı meydana geldi ve bununla birlikte hisse senedi fiyatlarında %25 düşüşü oldu. BNP Paribas'a baktığımız zaman o tarafta %10.15, Societe Generale %10.2, Commerzbank 9.1, Deutsche Bank da %9, Barclays de %6.6 ve Standard Chartered'da da %4.1 geldi. Bir bakalım diğer Avrupa'daki banka, majör bankalarımıza bakalım. O tarafta da gördüğünüz gibi tablo hiç iç açıcı değil ve bankaların şu anda günlük kayıplarının %10'dan fazla olduğunu ortalama medyanın belirtelim ki birçok renkte bankaları görüyorsunuz. Tabii en büyük satış Credit Suisse'den anlayabileceğiniz gibi mavi renkten gözüküyor. Buraya koyduğumuz bankalarda Societe Generale var ve aynı zamanda BNP Paribas, Commerzbank, Barclays ve bakıldığı zaman Credit Suisse bankalarını yer vermeye çalıştık ve şu anda bankaların hepsinde genel olarak bir satış olduğunu efendim paylaşalım. Tabii ABD tarafında veriler de iyi geldi. ÜFE tarafındaki data oldukça önemli. İyi gelmesini aslında piyasalar pozitif olarak fiyatlayacaktır. Bir açıklanan verilerimizin detaylarına bakalım. Baktığımız zaman Fransa'da yıllık TÜFE rakamları açıklandı ki o tarafta %6.3 olarak duyuruldu. Amerika'ya nazaran Fransa'da enflasyonu aslında çok da hız kesmediği gözüküyor. Euro bölgesinde yıllık sanayi üretim rakamları %0.9 olarak açıklandı ki o tarafta hem beklentinin hem de önceki datanın bir miktar daha yukarıda olduğunu belirtelim. Diğer taraftan Çin'in perakende satışları 3.5 arttı. Önceki rakamsa -1.8'lik bir daralıştı ki beklentiye paralel bir artış oldu. Çin'e dair pozitif bir tablo olarak okunabilir. Diğer taraftan Çin'in yıllık sanayi üretim rakamları 2.4, Yeni Zelanda tarafındaysa
Gayri safi yurt içi hasıla tarafında %8, cari yüzdede bir azalış var efendim. %8,9 olarak belirtelim. ABD tarafında Şubat ayında aylık üfe rakamları hatırlatalım. 0,1 puan kadar düştü. Burada beklenti artması yönündeydi ki önceki rakamda 0,7 yükselişti. Dolayısıyla da Amerika tarafında aslında bir miktar daha Fed'in daha fazla faiz artırması için bir sanki sebep kalmadı gibi. SVB işte bankın batması, işte Signature Bank'ın batması gibi önemli majör olaylardan sonra tabii ki bir miktar daha ihtiyatlı olma eğilimine sanki girecek ABD Merkez Bankası. Yarın da gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında. Credit Suisse haberiyle birlikte aslında Fed Merkez Bankalarının kaderi gibi oldu. Her faiz kararından önce bir bankanın batmaya yakın haberleri tabii ki onların da faiz kararlarını muhtemelen etkileyecek efendim. Haber turumuzda devam edelim. Türümüz sevgili Eren Büyükyıldız'ın hazırlamış olduğu haberlerde ilk haber Biden'ın 2024 bütçe paketi neleri içeriyor? Baktığımızda bankacılık krizinin etkileriyle mücadele ediyor tabii ki ABD ekonomisi ve 6,9 trilyon dolarlık bir bütçede varlık kesimine yönelik vergiden savunmaya birçok kritik başlık da öne çıktığını efendim paylaşalım ki bu anlamda bütçe teklifinde zenginlere ve şirketlere yönelik vergilerin artırılması da öngörüldüğünü belirtelim ki Ali Çınar'ın Ciner Medya Grubu'nun ABD temsilcisinin haberine göre bütçede 2024 mali yılında 5 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedefleniyor ve 6,9 trilyon dolarlık da bir harcama yapılması bekleniyor ABD tarafında. Yani toplama baktığımız zamansa tabii çok ciddi bir oran var ve 15-16 trilyon dolarlık bir harcama kaleminden efendim bahsediyoruz. Fed'e döndüğümüz zamansa bankacılık kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor ki çok fazla eleştirildi. 2008 krizi sonrası FDIC gibi mekanizmanın kurulması ve 250 bin dolara kadar sigorta mevduatlarının getirilmesi, mevduatı sigorta getirilmesi uygulamıştı. Ancak bakıldığı zaman bu kuralların hiçbirine Fed uymadı ve bu anlamda mevduatlara sigorta limitini, sınırını efendim en üst seviyeye kadar arttırdı. Bankanın da batmasına izin vereceğini açıklamıştı. Dolayısıyla orta ölçekli bankaları yöneten kurallarında daha sıkı sermaye ve likidite gerekliliklerini ve yıllık stres testlerini güçlendirme adımlarını içerebilecek değişiklikler yapmayı planlıyor. Tabii Silicon Valley Bank'ı da dahil olduğu 3 bankanın bir hafta içinde iflas etmesi tabii ki Amerika için de oldukça kritik bir gelişme ki bu anlamda Fed yetkilileri orta ölçekli bankalara yeni bir aslında kriter getirecek. 100 milyarla 250 milyar dolar arasındaki bankalara yönelik düzenlemeler gözden geçirmesi bekleniyor ki bu cumada buna yönelik bir karar alınması bekleniyor efendim. Avrupa Birliği'ne döndüğümüz zamansa ülkeler mali kurallarını belirliyor ve bu anlamda Brüksel'de uzlaştı ve buna göre Avrupa Birliği anlaşmalarında yer alan üye ülkelerin bütçe açıkları büyümenin %3'ünü, kamu borçlarının da büyümenin %60'ını geçmemesini referans olarak değiştirilemeyecek efendim. 27 Avrupa ülkesinin mutabık kalmış olduğu tablo bu yönde diyelim. Tabii Avrupa'da başlayan kriz, borsalarında şu anda başlayan kriz, Credit Suisse'de başlayan kriz Avrupa'da dalga dalga yayılıyor. Birazdan onları da paylaşacağız ama bakıldığı zaman dolarda bir FED baskısı yaşanıyor. Ancak bu baskı bir tablo olarak değişti ki az önce Credit Suisse'in %25 değer kaybetmesiyle birlikte Euro varlıklarında bir zayıflama oldu ve ABD Merkez Bankası'ndan piyasalar bu toplantıda 25 bas puan faiz artışı ya da yapmaması yönünde bazı bahisleri var. Buna rağmen tabii ki Euro'nun ciddi anlamda Credit Suisse'den negatif etkilendiğini görüyoruz ve dolar endeksi bir kez daha 104'lü seviyelerin üzerine kadar çıkmış oldu. Küresel banka hisseleri toparlanıyor demiştik ama bakıldığı zaman aslında Credit Suisse bütün senaryoları tam tersine çevirdi ve bu toparlanma haberleri sabahtı ve sonrasında tabii Credit Suisse'in haberlerinden sonra bütün bankalarda neredeyse şu anda satış var. Financial Times'ın haberine göre Premier Milton Investor'ın baş yatırım sorumlusu Neil Brayle konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve çok az risk primi yönetimi veya hiç olmayan bir banka tarafından yaratılan sorunların sisteme bulaşma ihtimalinin oldukça sınırlı olduğunu söylemiş. Biz de büyük konuşmasın diyelim. Yani şu anda Credit Suisse'in eğer bu satışları devam ederse muhtemelen çok daha büyük bir sistematik krize doğru efendim dünya gidebilir. Çünkü Credit Suisse oldukça büyük bir banka.
tabii Avrupa Birliği banka iflaslarının yayılmasını beklemediğine dair bir açıklama yaptı ve bu anlamda bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri de Avrupa Birliği de inceliyor ki dün bakıldığı zaman Yunanistan Merkez Bankası Başkanı bir önceki günde Fransa Maliye Bakanı böyle bir risk görmediklerini öngörmüşlerdi. Bugüne baktığımız zamansa İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svensson Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştiği toplantının ardından gazetecilere demeç verdi ve Avrupa Birliği düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunuyor diyor Silicon Valley Bank'ın ama dolaylı olarak da şu anda başka bir fiyatlama efendim Avrupa yaşıyor. Tavan fiyat uygulamada ise ülkelere petrol satışı yasağı getiriyor. Kim? Suudi Arabistan ve bu anlamda Bin Selman yapmış olduğu açıklamada petrole tavan fiyat uygulamasına ilişkin olarak tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız dedi ve bu anlamda petrol piyasası da önemli bir ölçüde tabii ki bu fiyatlamalar efendim yansıtıyor diyelim. Diğer taraftan tabii tweetlere bir bakalım. Sonrasında da sevgili Çağlar Toros bizlerle birlikte olacak. Credit Suisse'in şu anda seviyesine bakıldığında çöp seviyesinde bir kredi puanı oldu ve bunu birazdan detaylandıracağız. Ama öncesinde tabii Charlie Biello'nun atmış olduğu kıymetli bir tweet var ki 1 yıllık ve 3 yıllık tahvil bonoları arasındaki oynaklığı ölçtüğümüz zaman %1.88'e kadar yükselmiş oldu. Yani bu 12 sigmaya kadar çıkıyor ki daha öncesinde 12 sigma çok fazlasıyla görülmemiş bir seviyeydi. Yani Amerika'daki Fed faiz kararından sonra ve öncesinde ve sonrasında banka iflaslarıyla birlikte özellikle 1 yıllık ve 3 yıllık tahvil bonolarında ciddi bir anlamda sigma artışı var ki %1.88 neredeyse tarihte görülmemiş bir oynaklık. Tabii tahvil faizleri ve tahvil aslında garantili bir üründür. Bakıldığı zaman size tahville ilgili ödemeler belli bir plan dahilinde yapılır ve belli bir yıl sonuna kadar tutmanız gerekiyor. Ancak yıl sonuna kadar tuttuğunuz tahvillerde kısa vadede likide ihtiyacınız olduğu zaman ve nakdiniz yoksa bozmak zorunda kalırsınız ve zarara uğrarsınız. Nitekim Silicon Valley Bank'ta böyle bir hata yaptı, risk yönetimi hatası yaptı. Diğer taraftan tabii kostlar da maliyetler de Credit Suisse için artıyor ve bir kez daha diyor default olma riskine geldi. Holger Schwabitz attı tweette ki bu anlamda 1 yıllık CDS'ler 835 bas puana kadar geldi ve bu anlamda bakıldığı zaman da ciddi bir aslında kötü bir performansı var. 10 Mart'a baktığımız zaman mavi renkte görüyoruz. Bu tarafta 10 Mart'ta 400 bas puanlık bir CDS'i vardı ve aradan 4 gün geçti ve 4 gün sonrasında Credit Suisse'in CDS'ine baktığımız zaman tam 800 bas puana kadar sadece 4 günde 400 bas puandan fazla bir yükseliş kaydetti. Bu da o bankanın aslında default olduğunu gösteren önemli bir enstrüman. Peki Fed'den ne bekliyoruz efendim? Piyasa tahminleri gitgide Fed'e dair güvercinleşmeye başlıyor ki haftaya yapılacak olan toplantıda piyasa uzmanları en iyimser, daha doğrusu en ihtimalle diyelim 25 bas puan faiz artırır. Aksi halde Fed ne faiz artırabilir ne de bakıldığı zaman aslında piyasaları rahatsız etmek isteyecektir. Dolayısıyla bir faiz indirimini totalde bir yıl içerisinde 100 bas puan olarak bekliyor Liza Abramovic. Nereden bekliyor? Bloomberg terminlerine girmiş olan aslında tahminlere istinaden konuşuyoruz. Bu anlamda 12 aylık periyot içerisinde Fed'den beklentiler 100 bas puanlık bir faiz indirimi ki bildiğiniz gibi öncesinde Fed enflasyonu sebep göstererek böyle bir faiz indiriminin olmayabileceğini anlatmıştı. Tabii Silicon Valley Bank'ın batmasından sonra tablo çok fazla değişti ve şu anda Fed özellikle finansal istikrarı sağlamak gibi ilk önceliğine yönelebilir ama belki de tam tersi istikrarlı bir mesaj verebilmek adına ve kredibilitesini koruyabilmek adına ufak bir faiz artışını bu toplantıda da yapabilir. Kim bilir? Yarın gelecek hafta göreceğiz. Önemli bir haber. Tabii bakıldığı zaman jeopolitik riskler de bir taraftan artmaya devam ediyor. Hem Tayvan üzerinden hem Rusya hem de Ukrayna üzerinden önemli haberler var. Amerika'ya ait bir İHA Karadeniz'e düştü ki İHA'ların Rus savaş uçağı tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Rusya'da reddetti. ABD Rusya Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İHA'nın uluslararası hava sahasında uçtuğu savunuluyor ve Rusların müdahalesi tehlikeli ve profesyonellik dışı ve pervasızca açıklaması geldi ki Moskova ise İHA'nın Karadeniz'de geçici alanı ise ihlal ettiğini savunuyor. Dolayısıyla da ABD ile Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra ilk defa belki bu kadar sıcak bir temas içerisine efendim girmiş oldular diyelim.
Evet, Çağlar'a gidelim. Yarın tabii gözler ECB kararında olacak ama ECB normal şartlarda Credit Suisse olmasaydı herhalde başka bir karar verecekti, değil mi Çağlar? Öncelikle hoş geldin. Bakıldığı zaman Credit Suisse, az önce grafiğimizde paylaştık, Standard Chartered'dan tutalım da işte Barclays'e kadar birçok bankada %10'u aşan kayıplar var. Daha öncesinde Credit Suisse ile ilgili aslında finansalların bozulma haberini görmüştük. Bu bir sistemik riske dönüşür mü ve yarın ECB'nin kararını etkiler mi? Euro birazcık hani tabiri caizse palazlanmıştı. İşte Silicon Valley Bank'ın batması ve Signature Bank'ın batmasından sonra, ama herhalde tablo yine bir kez daha ibre dolar lehine döndü, ne dersin? Evet, artık bu faiz artırımları çok bilinmeyen denklemlere dönüştü. Sizin de belirttiğiniz gibi, yani geçen hafta ne konuşuyorduk, bu hafta ne konuşur olduk. Önce ECB'den başlayalım. Yani yarın evet piyasaların gözü ECB kararına çevrildi. Buradaki ECB kararında enflasyonun kontrol altına alınabilmesi adına 50 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi vardı. Ta ki pazartesi gününe kadar diyebiliriz. Çünkü burada hafta sonu gelen haber akışlarının, özellikle Amerika tarafından gelen Silikon Vadisi Bankası'nın batma haberi, batma haberinin ardından burada artık ECB'ye de gözler biraz daha çevrildi. Çünkü buradaki bankanın batması sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, o ülkenin anlaşma yaptığı diğer bankaları da etkileyecekti. Biraz önce de Credit Suisse ile alakalı birçok haber akışı medyaya yansıdı. Zaten burada %24'e yakın değer kaybının ardından Credit Suisse tarafında da işlemler durduruldu. Diğer taraftan Credit Suisse'in CDS'leri tarafında da yaklaşık 600 seviyelere kadar yükseldi. Yani burada artık sistematik bir risk algısının fazlasıyla olması sebebiyetiyle birlikte bence enflasyon ikinci bir kenara atılmış vaziyete geldi. Zaten dün Amerika tarafından gelen enflasyon verisinin beklentilere de paralel gelmesinin ardından, yani normal şartlar altında bu Silikon Vadisi Bankası'nda konuşmuyor olsaydık piyasada biraz daha risk iştahının en azından yukarı yönlü olabileceğine şahit olabilirdik. Ama buradaki bankacılık sistemiyle alakalı finansal ekosisteme ait risklerin artması, diğer taraftan buradaki risklerin artmasıyla birlikte ülkeler tarafındaki büyüme verilerinin tekrar daralmaya işaret edeceği beklentileri ardından resesyon endişelerinin tetiklenmesi bankacılık hisse senetleri üzerinde sert satış baskısı getirdi. Ve bu yüzden biraz daha finansal istikrarı sağlama adına ben ECB'nin yarın 50 bas puan yerine biraz daha 25 bas puanlık bir faiz arttırma ihtimalini yüksek görüyorum diyebilirim. Çünkü dediğim gibi enflasyon ikinci bir adıma atılmak durumunda kaldı. Çünkü bankacılık sistemiyle alakalı ciddi soru işaretleri var. Zaten Avrupa tarafındaki riskli varlıklardan çıkışlarında ne kadar hızlı olduğunu terminallerde görebiliyoruz. An itibariyle bütün Avrupa'daki hisse senedi piyasalarında sert satış baskısı var. O yüzden Credit Suisse haberi tamamen burada aslında piyasalarda şok etkisi yarattı ve ibreyi tersi çevirdi diyebilirim. İtalyanlar da tabii çok sert değer kaybediyor. UniCredit, işte Monte di Paschi bakıldığı zaman bankası ciddi bir değer kaybediyor şu anda. Finanço Bank da aynı şekilde şu anda hepsinde devre kesici girmiş oldu. Şimdi bu UniCredit, Credit Suisse, Barclays, BNP Paribas, bunlar hepsi Türkiye'nin aşina olduğu paralar, bankalar daha doğrusu, ve insanlar para transferi muhtemelen orada yaşayan vatandaşlarımız yaptığı zaman muhabir bank görevi de görüyorlar bu bankalar. Hem arbitraj hem de swap işlemlerinin döndüğü, işte bakıldığı zaman değil mi Çağlar, önemli bankalar. Dolayısıyla Türkiye'ye yansıması olabilir mi? Sevgili editörümüz Eren Büyükyıldız'dan önce şu Credit Suisse'le ve diğer bankaların grafiklerini de sen konuşurken ekrana paylaşmasını rica edeceğim. Sonrasında Türk bankaları da şu anda negatif satışta. Yönetmenimiz Ayşe Hanım da onu bir ara verirse çok sevinirim. Bize özellikle sirayet eder mi sevgili Çağlar? Tabii şu anki piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman evet, global taraftaki bankacılık sistemleriyle alakalı risk algısının düşmesi biraz da bizim de hisse senedi piyasalarımıza vurdu diyebiliriz. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi, yani birçok büyük bankanın bu denli risklerinin olduğu bir ortamdaki yayının başında da belirttiğimiz gibi bu bankaların birçok ülkelerle de anlaşmaları var. Birçok ülkelerle iş yapılıyor. Yani bizim tarafa bakacak olursak bizim bankacılık sistemine sıçrayabilir mi? Biraz da düşük ihtimalle gözüküyor. Evet, yani bir yansıma olma ihtimali yüksek ama bizim bankacılık sistemiyle alakalı çok fazla bir hani risk iştahının düşebileceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan aslında bizi de destekleyen bir konu var burada. Şimdi
ülkeler finansal istikrarı sağlama adına artık parasal genişlemeye gidecek merkez bankaları tarafı. Özellikle Amerika tarafında siz de belirttiniz. Yani 50 bas puanlık faiz artırımı konuşurken burada biraz daha güvercin tona geçebilme ihtimaliyle birlikte 25 bas puanlık bir faiz artımının piyasalarda fiyatlandığını ve yıl sonunda da yaklaşık 50 bas puanla 100 bas puanlık bir faiz indirimi beklentileri tahviller tarafında fiyatlanıyor. Hatta Credit Suisse haberinden sonra son baktığımız anketlerde artık Amerika tarafındaki Fed'in faiz kararında sabit bırakma ihtimali %51'li seviyelere kadar yükselirken 25 bas puanlık faiz artırım ihtimali %49'lara kadar geri çekildi. Şimdi burada kısa vadede ne olacağına bakmak lazım. Yani medyalarda birçok haber yer alıyor. İlk önce Silikon Vadisi Bankası'nın batma haberiyle başladık. Daha sonrasında New York merkezli bir bankaya kayyum atanması, diğer taraftan an itibariyle Credit Suisse hisselerindeki sert düşüşle sonrasında bankacılık tarafındaki bu denli risklerin artmaya devam etmesi, birçok bankayla alakalı birçok soru işareti olmaya başlandı. Şimdi burada özellikle merkez bankalarından gelecek haber akışlarını yakından takip etmemiz gerekiyor ama Avrupa ve Amerika tarafında riskin yüksek olduğu aşikar ama hani bize ne kadar yansır ben bizim tarafa çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum. Belki de en ufak zararlı bile kurtulunabilir. Çünkü dediğimiz gibi birçok ülkelerle bu bankaların anlaşmaları var ama bizim bankacılık sistemi ve yaptığımız politika gereği finansal kaynak sağlanması adına ben bizim çok etkilenebilme ihtimalimizi düşük buluyorum aslında. Evet, aslında bizim bankalar için herhalde en önemli gelişmeler tahvil cephesinde aslında yaşanıyor değil mi Çağlar? Yani bankacılık sektöründe yaşananlar belki bizim bankalarımıza direkt bir etki etmese de tahvil faizlerinde ve piyasasında yaşanan noktalar oldukça önemli ki az önce 1 yıllık da 3 yıllık Amerikan bonoları ve 3 aylık tarafa baktığımızda o tarafta volatilitenin tarihinin en yüksek seviyelerine kadar geldiğini gördük. Orada ciddi bir sigma artış da var. Dolayısıyla bizim bankalarımıza Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisinde uygulamış olduğu bir aslında zorunluluk da var değil mi? Bakıldığı zaman menkul kıymetleştirme de var. Dolayısıyla da buradaki bankaları bir miktar daha elini zorlaştırıyor ve herhalde o riski bir miktar artırabiliyor. Ama tabii bankaların bu riski nasıl yönettiğini bilmiyoruz tam anlamıyla. Çünkü oradaki risk yöneticilere tabii bağlı. Ama geçmiş hafızalarımıza baktığımız zaman Türk bankaları riski iyi yönetir gibi bir bakış açısı da var. Ama tarih tekerrürden ibaret olur mu olmaz mı tabii kim bilir. Tabii umarız olur. Yani sizin de belirttiğiniz gibi eskiden gelen buradaki finansal ekosistemdeki riskler hani Türk bankacılığının biraz da ayakta kalması bize gösterdi. Dediğiniz gibi yani risk yönetimlerinin iyi olduğunu bize Türk bankacılığında gösteriyor. Tabii ki tahvil faizlerindeki özellikle Amerika tarafındaki volatilite ki pazartesi günü yaklaşık %10'lara kadar tahvil faizlerinde bir geri çekilme vardı. Çünkü buradaki Silikon Vadisi Bankası'nın haberini açıkçası kimse beklemiyordu. Şöyle söyleyebiliriz. Evet, Fed'in faiz artırımlarının ileriye dönük projeksiyonlarda bankalarda bir risk arttırması bekleniyordu ama bu risk algısı daha da öne çekildi ve çok kısa vadede oldu. Yani bir gün bir kalktık, varlıklardaki sınıflandırılması Amerika Birleşik Devletleri'nde 16. sırada olan Silikon Vadisi Bankası'nın battığı haberleri medyalarda yer almaya başladı ve tahvil tarafında da sert bir geri çekme vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında evet bize bunun belki direkt etkisi olmayacak ama tahvil ve bono piyasaları üzerinde biraz da riskin nasıl yönetildiğine bağlı olarak aslında bizim etkilenip etkilenmeyeceğimiz tamamen anlaşılır bir duruma gelecek. Ama belirttiğimiz gibi tam anlamıyla bizim yurt içi bankalar üzerinde direkt bir etkisinin ben olacağını düşünmüyorum. Riskin iyi yönetilmesi kaynaklı olarak. Peki Çağlar, bu senenin siyah kuğusu artık Silikon Valley Bank ya da bankacılık endeksi diyebilir miyiz? Ve o beklenen boğa piyasası sence başka bir seneye mi kaldı? Çünkü çok ciddi bir aslında güven bozucu etmeni de var ki Kaliforniya'da birçok kişi işte para çekmek için kuyruklara girdiğini görmüş olduk. Tabii bu görüntüler hem yatırımcılar hem de mudilerin hafızalarına kazınabiliyor. Dolayısıyla bankalarda en önemli nokta çünkü emeğimizi ve paramızı oraya emanet ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda sanki altın ve bitcoin'e yaradı gibi ama hani yatırımcının güveni bir kez o masadan düştü mü sence? Evet, kısa süreli olarak düştü diyebiliriz. Dediğimiz gibi yani varlık sınıflandırılmasında 16. sırada olan bir bankadan bahsediyoruz ve diğer taraftan 2008'deki krizden bu yanaki en büyük banka iflasına şahit olduk. O yüzden burada fazlasıyla riskin artması endişeleri ve paniği de beraberinde getirdi ki siz de belirttiniz. Yani bankaların sıralarında para çekme kuyrukları var. Yani
Bankacılık sektörü açısından zor bir sene geçecek gibi gözüküyor ve buradaki para politikalarından kaynaklı olarak güvercin bir tutuma geçme zorunluluğu doğdu. Çünkü finansal istikrarın sağlanması adına. Şimdi bu denli endişelerin olduğu yerde ve resesyon endişelerinin fazlasıyla olduğu yerde riskli varlıklardan çıkışların hızlandığını ve güvenli limanlara geçişlerin arttığını gördük. Burada Fed'in zaten bu yıl içerisindeki güvercin tutum yapabilme ihtimaliyle, ihtimali yani olasılığının fazla olması ons altın ve Bitcoin fiyatlamalarını yukarı doğru eviriyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarla birlikte dolar endeksinin tekrar güç kazanması burada ons altın ve Bitcoin tarafını biraz daha geri çekmişti. Ama tekrar belirtmemiz gerekir ki buradaki finansal ekosistemdeki risklerin artması güvenli limanlara olan geçişleri hızlandırdı ve an itibariyle evet. Ons altın fiyatlamalarında bir Bitcoin tarafındaki yukarı yönlü seyri görüyoruz. Burada biraz daha yatırımcı algısının ben değişeceğini düşünüyorum. Özellikle hisse senedi piyasalarındaki, ya burada alternatif getiri arayışı içerisinde hep borsalar ön plana çıkıyordu ama artık herhalde bu sene içerisinde buradaki altın fiyatlamaları da alternatifler evet. arasındaki yerini alacak gibi gözüküyor. Dominans da artıyor. Bir de altcoin'lerle ilgili de çok büyük riskler var biliyorsun. Hani Silikon işte Vadisi'nin aslında bir bankası, işte Kaliforniya merkezli ve orada hani arkasında bir proje ya da işte bakıldığı zaman insanların olduğu kripto paralara da güven azaldı. Oradaki hacim de buraya kayıyor. Yani çifte zafer elde etmiş oldu Bitcoin diyelim böyle bir tabloda. Çok teşekkür ederiz Çağlar Toros'a bu değerli analizler için efendim. Az önce güvenli limanlar dedi Çağlar Toros ve eski o güvenli limanlara baktığımızda Amerikan tahvili de az önce gördük %7 getirilerde bir azalış var. Hani fiyatı yükseliyor, getiriler azalıyor. Değişik bir gündeyiz, günlerdeyiz efendim diyelim. Suudi Arabistan Boeing uçak alacak ve bu anlamda anlaşma 140 binden fazla iş olanağı sunacak ki son dönemde Suudi Arabistan'ın petrolle ilgili hamleleri müttefiki tırnak içerisinde ABD'yi çok kızdırmıştı. Ancak sanki onların da gönlüne birazcık böyle güzellik gelsin ya da aralarındaki o buzlar erisin diye bir 140 binden fazla iş olanağı yaratacak bir uçak anlaşması yapıyor. Ve bakıldığı zaman ABD uçak üreticisi Boeing'e 37 milyar dolar ödeyecek. Efendim. 121 tane uçak için. Diğer taraftan Meta'da bir strateji değişikliği var diyebiliriz. NFT'lere artık desteğini sonlandıracağız diyor. Birçok popüler sosyal medya platformu tepe şirketi olan biliyorsunuz Meta, Facebook ve Instagram'da NFT desteğini azaltma kararı aldı. Bunun için Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stefan Kessrill, içerik oluşturucuları, insanları ve işletmeleri desteklemelerinin başka yollarına odaklanmak için diyor NFT'ye. Uzağız diyor. Muhtemelen Metaverse'e birazcık daha para ayıracaklar ki yıllık milyarlarca dolar para ayrılıyor. Abdülaziz Bin Selman bugün Suudi Arabistan manşetlerde tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacağız dedi. Bu da önemli bir gelişme ancak petrol fiyatlarını da görmüş olduk. Avrupa'nın da Credit Suisse'inde batmaya yakın olması tabii ki petrol fiyatlarını 70 dolar ve 60 dolarlara kadar getirmiş oldu. Önemli bir dönemden geçiyoruz efendim. Programın sonuna geldik. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Özel bir yayınımız olacak. Bekleriz ama kısa bir aradan sonra sevgili Eda Özdemir sizlerle.